Ne çıktı? Hasan Onat mıydı? Ne çıktı o bir tane? Talih Hoca ile çıktılar ya. Mehmet Talih Hoca yla. Hasan Onat mıydı o? Diyanet Reisi İran'a gitmiş. Nereye gidecek zaten? İran'a gidecek. Başka bir gideceği yer yok. Adam diyor ki, Şia diyor hatalı diyor. Ehl-i de hatalı diyor. Niye diyor? Şia diyor 12 imam diyor. Masumdur dedi diyor. 12 imamdan işte Hazreti Ali'ye kaldı. Ondan oğluna, ondan oğluna 12 imam dedi diyor. Hatalıdır diyor. E tam doğru. Çünkü Hz. Ali'ye kalmadı ki direkt. Radıyallahu anh. Ona dördüncü sırada geldi emanet. İlk sıra onda değil. Ama diyor ehli sünnet de diyor onlar da hatalı diyor. Ben diyor mezhepler üstü. Desene mezhepsizsin. Mezhebin üstü olur mu? <laughs> Mezhepsizim diyecek. İşte spiker de ayıp olmasın diye mezhepler üstü diyor. Halbuki mezhepsiz demesi lazım. Ondan sonra yani diyor sen diyor imamlığa geçirdinse diyor peygamberimiz diyor işte diyor sallallahu aleyhi ve sellem yani Ebu Bekir'e muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas hadis matiş okuduğu yok yani ben okuyorum onda. Ebu Bekir'e emredin insanlara kıldırsın namaz diye. Ee, böyle demekten diyor e, benden sonra halifedir diye çıkar mı diyor ya? Nasıl çıkmaz ya? Ayşe annemiz ne diyor? Ya Resulallah diyor, benim babam çok hassas, duygusal bir insandır diyor. Sen burada hastasın, hayatında camiye, cemaate çıkmadığın bir vakit yok. Demek ne kadar ağırlaştın ki, mihraba geçemiyorsun. Şuradan şuraya evi burada, hane saadetleri, mihrap şurada. Yani 20 adım mihrap, Ravza'da. E diyor sen bu kadar ağır hastayken benim babam nasıl dayanacak? Namazı da kıldıramayacak, yığılacak kalacak mihrapta diyor. Yani babasına acıyor tabi. Diyor Ömer daha diyor mukavemetlidir diyor. Radıyallahu anh. yani Ömer kıldırsa diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e söyleyin. Ebu Bekir kıldıracak diyor. Sayı hadis bunlar Bukhari'de vesaire. Ondan sonra birkaç kere aşağınamız burada ısrar edince siz değil misiniz Yusuf'un başına neler getiren kadınlar diyor. Hünne savahibatü Yusuf. Siz Yusuf'un Yusuf'a ne işler edenlersiniz diyor. Süleyha validemizi hatırlatıyor. Yani iş mi açmak istiyorsun başıma ey Ayşe diyor. Ben burada diyor bir mevzu sahabeme bir işaret veriyorum diyor. İlla da Ebu Bekir kıldıracak diyor. Ve ebellahu eee Allah vel müminun illa Ebu Bekir. Ya Ayşe, Allah da Ebu Bekir'den başkası olmaz diyor. Müminler de Ebu Bekir'den gayrisi olmaz diyor. Ya Ayşe. Ayşe, anamız da babasının kalif olmasını düşünmüyor orada. Konu o değil yani. O orada babam bayılmasın diye. Babam çok hassas, dayanamaz diye ona acıyor. Ama kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Ebu Bekir olacak. Buyuruyor. Peki buradan delil çıkmaz diyor. Kime göre çıkmaz? Sana göre çıkmaz. Peki sen İslam'da delil misin Hasan Onat beyefendi? Değilsin. İslam'da delil nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edille-i şer'iyye dörttür. Belki ona göre birdir. Onu bilmiyorum. Bütün Müslümanlara göre şeriatın delilleri kaçtır? Evet. Dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i İcma, sahabe-i kiramın ve ondan sonra gelen hangi asır ehlindeki alimlerin bir görüşte birleşmeksi. Birkaç tane ihtilaf şaz olur. Onlar cemaati bozamaz. Ekseriye toplandı mı icma kesinleşmiştir. Cumhur da deniyor buna. Şimdi o zaman sahabe-i kiram Rıdvanlı alim Mecmai'nin hazaratı Allah'ımızın şahitliği var onlar hakkında dürüstlüklerine, doğruluklarına radıyallahu anh ve raduan Hasan ona hakkında Allah ondan razı o diye bir ayet yok. İlahiyattaki falan fiş mekan hocaların Allah razı diye bir ayet yok. Sahabe-i kiramda sar, ve sâbikûn el evvelûn minel muhacirîn evvel ansâr vellezîn ettebûn bi ahşan. radıyallahu anh ve raduan hakkında kesin Allah'ın razı olduğuna ayet var. Hadis de değil yani. Peki Allah Teala'nın razı oldu. Hadis-i şerifte hayrul kurun karni. Kıyamete kadar asırların en hayırlısı benim asrımdır. Buradaki e, asırda yaşayanlardan daha hayırlı hiçbir asır gelmeyecek diyor. E şimdi bu asırın halkı ayetle Allah'ın razı olduğunu beyan etti. Hadis-i şerifle asırlar ahalisinden hayırlı olduğunu bildirildiği bu asır ahalisi ne yapıyorlar? Ne yaptılar? Toplaştılar. Halife seçme. Toplaştıkları zaman Hazreti Sıddık radıyallahu teala ben olayım der mi? O da gidiyor, diğer bir sahabeye biat etmek istiyor. Çünkü onlar kendilerine böyle bir paye verirler mi? Değil mi? Dün de çıkmış. Çıkan çıkana ya, ben nereyi takip edeyim arkadaş? Kırk Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Mehmet Zeki İşcan'la Adnan Demircan'mış. Katılımcılar Diyormuş ki Hazreti Ebu Bekir, Efendimizin arkasından kendine yer hazırladı. Aklından bile geçirmedi radıyallahu anh ya. Hazreti Ebubekirle ne uğraşıyorsunuz ya? Yaşam bir şey mi bu şimdi? Yok şia beşinci mezhep demiş. İmamlık şiası demiş. Hak mezhep demiş. Böyle bir şeyler bir şeyler. Yalan yanlış şeyler konuşmuşlar yani neyse. Ben takip edemiyorum artık beni açtı bu iş. Her kanal, kanallar çoğaldı. Her kanalda biri bir şey konuşuyor. Ben bunu takip etsem dersim kalır, e, zikrim kalır, namazım kalır, okumam, her şeyim kalır. Bunlarla mı uğraşacağız ya? Biraz yeni nesile, yeni gençlere işler veriyoruz yani. Ben size sahabe müdafasına bir kaynak hazırlayacağım inşallah. Ölmeden evvel. Ölmeden evvel Allah bana nasip etsin. Çok kuvvetli delillerle sahabe müdafası. Bunu yani Hz. Sıddık'ı bırak. Biz Hz. Muavi'yi dahi dehi ne demek? Müdafaa etmekle görevliyiz, mesulüz. Allah bize sorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkım var. Koruyun bu hakkımı sahabem hakkında buyuruyor. İhfazuni fi ashabi sahabem hakkında benim hürmetimi, saygınlığımı, e, dokunulmazlığımı koruyun diyor. Çünkü onlar benim sohbetimde bulunmakla dokunulmazlık kazandılar diye. Onların aleyhine konuşmayın, konuşturmayın buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta çok deliller söyleyecek.